Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu CHP içindeki en büyük yanlışlıklar aynı AKP'deki gibi devam ediyor. O da nepotizm ya da Türkçesiyle iltimas konusu. Ve bunların potansiyel olarak CHP'nin başına artacağı konular olduğu kesin. Evet, uzatmadan başlayalım. CHP içindeki nepotizm nedir, neler oluyor, bu ne anlama geliyor CHP için? Öncelikle seçimler, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan kazandı ama buna rağmen ekonomideki özellikle ihtimaslardan dolayı, ekonomideki yanlışlıklardan dolayı halk AK Parti'ye yerel seçimlerde bir ders verdi ve oyunu CHP'ye verdi. CHP de bunu şöyle anlamalı: halk bize güvendi, bize bir şans verdi, biz bu şansı en iyi şekilde kullanmalıyız. Ama Türkiye'de bazı şeyler maalesef değişmiyor, değişmek de istemiyor insanlar. Güce gelenler gücün etkisinde çok çabuk kalabiliyorlar ve CHP, ki benim partimdir aynı zamanda, bunu açık yürekli de söyleyeyim, ben bir CHP'liyim. Buna rağmen CHP içinde çok büyük yanlışlıklar oluyor. Peki nedir bu? Birincisi, ilk hemen daha seçim başlar başlamaz işte İstanbul'da Ataşehir'de yine belediye başkanının yakınlarını torpille bir yerlere yerleştirmek istemesi ile başlayan olaylar oldu. İşte bu çok büyük ses getirdi. Daha sonra kendisi vazgeçti ama şu anda Bursa kazanıldı ki uzun yıllardan sonra özellikle çok muhafazakar olan Bursa şehrinin bir yerel seçimlerde kazanılması CHP için çok büyük şanstı kendisini anlatması açısından. Ama ne yaptı Bursa Belediye Başkanı CHP'li? Yeğenini yine Bursa Belediyesi'ne ait olan iştiraklerin başına getirdi. Ve ne oldu? Bu gençler işsiz mi kalsın diye AKP gibi bir söylemle ortaya çıktı. Ve gönülleri çok kırdı açıkçası, çok rahatsız etti. Bunu birkaç açıdan tartışmak lazım. Öncelikle güç açısından tartışmak lazım. Sonuçta gücün sahibi Bursa Belediye Başkanı veya CHP'li Bursa Belediye Başkanı. O şöyle düşündü: ne olursa olsun önümdeki 4 ay ya da atıyorum 4 yıl veya 3 yıl, 5 yıl her ne kadarsa ben buradayım. Ne kadar arpayı toparlayabilirsem toparlarım. Çünkü halk beni seçti ve ben istediğimi yaparım. CHP'den başka kimi oy atacaklar? Bu o yüzden dolayı kendi yakınını veya yeğenini hemen iştirakların başına geçirdi orada ve çok karlı bir iştirak, duyduğumuz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla bunun başına geçirdi. İstediği kadar yeğeni şey olsun, nasıl diyeyim ben size, yeterlik sahibi olsun. Sonuçta oraya kendi yakınını geçirdi ve bu bir iltimastır. Ve ne olursa olsun bu iltimas kendi güç sarhoşluğundan dolayı veya umursamamazlığından dolayı kaynaklanmaktadır. Bu güç sarhoşluğunu, aynısını biz yıllardır AKP'de görüyorduk. Bir CHP'li olarak ben her zaman bunun yanlış olduğunu, bunun Türkiye için hayırlı olmadığından bahsediyordum. Ve bu yüzden dolayı eleştiriyorduk. Halk da bundan bıkmıştı ama şimdi aynısını CHP yaptı. Burada en büyük yanlış Bursa Belediye Başkanı'nın veya onun gibi olan veya Ataşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı yanlışlık değil. Böyle insanlar hem AKP'de olsun hem diğer partiler olsun dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Bu sarhoşluktan etkilenebilirler. Ama Özgür Özel olsun veya İmamoğlu özellikle olsun veya Ankara Büyükbelediye Şehir Başkanı olsun, kim olursa olsun, bunu mutlaka hemen bir şekilde itiraz edilmesi lazım. Elbette İmamoğlu ve Yavaş'ın bunu itiraz edebileceği merci her şekilde CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'dir ama bunu başka kanallardan da yapabilirlerdi. El altından, kapılar arkasından, söylemlerle, mesajlarla Özgür Özel'e iletilebilirdi. Şimdi bu gördüğüm kadarıyla yapılmadı. Bu çok büyük bir yanlışlık, çok büyük bir hata. Sayın Özgür Özel de ben aman orayı kaybetmeyeyim, insanın sorun olmasın, bizim içimizde sorunlar ortaya çıkmasın diye bunu ortaya çıkartmadılar. Bakın Cumhurbaşkanı'yla görüşülmesi ve ortaya sanki İmamoğlu ile Özgür Özel arasında Cumhurbaşkanı'nın yarışı gibi bir yarış varmış gibi yaratılması apayrı bir şey. O hem Erdoğan'ın hem de AK Partili kurmayların sürekli yıllardır herhangi bir güç odağına karşı yapmaya çalıştığı bir oyundur. Buna aldanmamak, buna aldanmamaya çalışmak, bunun karşısında bir birlik görüntüsü vermek önemlidir. Bu başka bir şey. Bu dıştan gelen bir şey. Ama şu anda bu CHP içerisinde içten gelen bir şeydir. Burada ne olursa olsun, hayır, önemli değil. CHP'nin imajını korumak zorundasınız. Birlikteliği sağlamak değil, imajı korumak zorundasınız. İmajımız ne bizim? AK Parti'nin yaptığı hataları yapmayacağız.
Şimdi benim Sayın Özgür Özel'den olsun, diğerlerinin olsun beklediğim şuydu. Bu bir yanlıştır. Hemen Bursa Belediye Başkanı telefon açılacaktı. Kardeşim bunu yaptın hemen geri al veya hiç yapma denilecekti. Böylece diğer belediye başkanlarına da örnek olacaktı. Ha şimdi bakacaklar diğer insanlar bunu bu şekilde yapmıyor. O zaman ne olacak? Yapacağı şey şu. Diğer belediye başkanları. Öyleyse biz de kervanı yolda düzeriz muhabbetine. Onlar da kendi kafalarına göre şimdi bir şeyler yapacaklar. Yani bir kötü örnek diğerlerinde de çok kötü bir örnek olmaya başlayacak. Bu CHP açısından çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kendi partim olarak ben bunu büyük bir, yani açıklıkla söylüyorum. Ve bunun CHP açısından da böyle devam ettiği takdirde ileride çok daha fazla oy kaybına ve millet karşısında da güvensizliğe yol açacağını düşünüyorum. Bundan sonra CHP'nin üzerine gitmek daha da kolaylaşır. O yüzden dolayı ben hem İmamoğlu olsun hem Özgür olsun her zaman bir soru işareti koymuşumdur. Her zaman da bunu söyleyeceğim açık yüreklilikle. Çünkü birlikte olmak AK Parti'ye karşı bir duruş sergilemek başka bir şeydir. Ama parti içinde yanlışlıklar olduğunda bunu ele almak bambaşka bir şeydir. Dışarıya karşı liderlik yapmak daha kolaydır. Kendi içerisinde adil ve güvenilir lider olup bütün herkesi, bütün oy verenleri, bütün paydaşları bir sepet içinde tutmak daha güçtür. Daha da zordur. Ve bunu ikisi de şu anda özellikle İmamoğlu ve ben Özgür Özel ki bunlar CHP'den gelen insanlar. Yavaş, Sayın Yavaş CHP dışarısından geliyor ama o da önemli bir figür parti açısından artık. Ben bunların yapılamadığını görüyorum. Bunlar mutlaka yapılmalı. Ve burada bence CHP yönetimi çok büyük bir eksiklik göstermiştir. Bu da başımıza çok ama çok büyük bir iş açar ileride. Bence ileride daha çok şeyler göreceğiz. AK Parti bunları çok güzel kullanacak. Bugünkü hata ileride yapılacak bütün hataların yolunu açar. Eğer bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki günlerde Sayın Özgür Özel önce belediye başkanını uyarıp hayır hala eğer devam ediyorsa bu yanlışından görevinden almazsa hatta açık konuşmak gerekirse CHP'den dahi ihraç etmezse yolumuz açık olsun. Bundan sonra zor bu işler. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi günler.